Moda denilince akla kadınlar gelse de erkekler de modanın vazgeçilmez bir parçası. Bugün saç modasına yön veren isimlerden biri olan Adem Terzi ile bir araya geleceğiz. Bakalım 2019 yılında erkek saç modellerinde neler trend olacakmış. Lafı hiç uzatmadan sormak istiyorum. Adem Bey, bu yıl erkeklerde hangi saç modellerini göreceğiz? Evet, öncelikle merhaba. Bu yıl 2019 yılında, geçmiş senede de 2018 yılında Türk tıraşı çok trenddeydi ve ön plandaydı. Ama 2019'da yine Türk tıraşı çok daha zirvede olacak. Çünkü neden zirvede olacak? Biliyorsunuz ki dünyada Amerikan tıraşı, İtalyan tıraşı, Fransız tıraşı gibi her ülkenin kendisine göre bir modeli var. Ama yaklaşık 5 yıldır Türk tıraşını ön planda tutuyoruz ve Türk tıraşı daha çok damga vuracak bir model olacak. Peki 2019 demişken, 2019'da da moda olacak mı? Biliyorsunuz erkekler bu yıl saçlarını boyatıyorlardı sürekli, evet. Ve çok moda oldu. Bu devam edecek mi? Şimdi 2019 yılında şöyle, evet devam edecek. Neden devam edecek? Biliyorsunuz ki bayanlarımız makyaj yaparak kendisini daha fresh gösterebiliyor. Ama biz erkekler, saç bir kere erkeğin makyajıdır. Saç çok önemli bir şeydir. Kişinin vizyonunu taşıyan, kişiyi iyi anlatan ve aynı zamanda da daha dinamik gösterebilen bir üründür diyeyim saç. Şöyle bir renklilikler olacak. Var olan saçımızın bir ton açığı veyahut da bir ton koyusu, kişinin yüz rengine göre değişen bir saç renk oranları olacak. Gençler özellikle hangi ünlünün saçını beğeniyorlar? Size getiriyorlar mı fotoğraf? Ben aynı bu modelden istiyorum diye. Evet, yani şöyle, bir kere Kıvanç Tatlıtuğ'un saçları çok konuşulan bir saç modeli. Her sezonda, her yenide ayrı ayrı imaja bürünüyor. Çok konuşuluyor ve çok isteniliyor. Bu arada selam olsun arkadaşıma da. Yıllar önce bir şeyle karşılaştım. Beyazıt Öztürk'ün saçını kestiğimizde bir müşterimiz geldi, misafirimiz geldi. Dedi ki ben de saçımı dedi böyle istiyorum, resim gösterdi. Bize resim gösteren var mı diye. Oysa ki saçta çok az saç var. Öyle olması çok imkansız. Öyle bir muhabbetimiz olmuştu. Daha çok gençlerimizin ve insanların istediği saç modeli, Kıvanç Bey'in saç modeli daha çok beğeni topluyor. Son zamanlarda erkekler de en az kadınlar kadar bakıma önem veriyor. Evet, saç, sakal dışında başka ne bakımlar yaptırıyorlar? Lazer epilasyonumuz var ve zayıflama var. Vücuttaki toksini atan makineler ve cihazlar var. Ve aynı zamanda cilt bakımı var, cilt yenileyici var ve gençleştirici var. Çok yönlü erkeklerimiz için. Tercih ediyorlar mı? Kesinlikle ediyorlar. Bu son dönemlerde çok çoğalıyor ve çok da hızla ilerliyor. Çünkü biz erkeklerimiz, bayanlarımız da dahil olmak üzere tenimize ve yüzümüze iyi bakmak durumundayız ki çünkü yaşlılık olmasın, kırışıklık olmasın, daha dinamik, daha temiz ve şeffaf yüze sahip olmak için. Saçlarda dört mevsim var yılda ve bu dört mevsimin içerisinde her mevsimde saçımızın saçına uygun şekilde bakım yapmalıyız. Yani baharda, sonbaharda, kışta ve yazda. Çünkü yazın saçlarımızda çatallaşma olur güneşten dolayı. Bununla ilgili saçı nemlendirmemiz gerekiyor. Kışın işi hava soğuk olduğu için saçta kurumalar ve çatallaşma olur tekrardan. Genetik faktörler dışında peki neden dökülür erkeklerin saçları? Mevsim değişikliği olduğu zaman saç, derisi ve hücreler otomatik olarak yer değiştiriyor. Ve kan dolaşımının hızlanması çok önemlidir saç derisinde. Kan dolaşımı da azaldığı için gözenekler ve hücreler de kendini bırakıp ve dökülme söz konusu oluyor. Bize birkaç tane saç modeli gösterebilir misiniz en çok trend olanlardan? Evet, yani bunun da bir tanesi tabii ki Türk tıraşı. Birazdan göstereceğim size, şu an hazırlanıyor. Türk tıraşımız, yanlarımız kısa, enselerimiz kısa. Ve önlerimizde hafif böyle uzunluk, daha da bunun uzunu da olabilir evet. Bu arada. Bu sadece bir hani ön şey olarak, görselimiz olarak. Türk tıraşımız çok yönlü kullanabilecek, her yüz hattına uygun ama saçınız olmalı bu arada. Her yüz hattına uygun bir saç modelidir. O yüzden de hepinize ve herkese tavsiye ediyorum. Erkeklere genelde saç spreyi mi yoksa kremsi ürünler mi önerirsiniz? Kremsi ürünler öneririz. Neden diyeceksiniz? Çünkü kremsi ürünler saçımıza sürdüğümüz zaman gün ortasında da istediğimiz zaman eller şekillendirir ve yönümüzü değiştirebiliriz.
Spreyi sıkarsak saçta sabitlemiş oluruz. Dolayısıyla elimiz saçımıza attığımız zaman da istediğimiz keyfi ve hacmi alamamış oluruz. O yüzden de kremsi olan ürünleri tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ve Türk tıraşımız burada, buyurun. İyi günler de kullanın. Erkekler için en trend saç modellerini öğrendik. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.